Yani şimdiki izlediğiniz görüntüler için yani ne diyeceğimi bilmiyorum. 4-5 kere izledim. Birisi çığlık var. Yardım edin diyor. O yardım edin çığlığından sonra iki tane kurşun sesi. Hem koca kendini hem... önce bir de uzaklaştırma alıyor. Uzaklaştırmaya rağmen kendisinden ayrılmak isteyen koca karısını buluyor. Ve bakın ne oluyor, çok acı. Çok etkilendim Ece. Gerçekten kan donduran anlar tam tabiri herhalde. Yardım edin, imdat diyor. Sonra önce bir aylık uzaklaşma, bir aylık mı uzaklaşma almış? Uzaklaştırma alınan koca önce karısını vuruyor, sonra kendisini vuruyor. Kadın başka bir semte gitmiş. Allah. Başka bir şehre gitmiş. Yapacağı her şeyi yapmış. Yapacağı her şeyi yapmış. Bu adam bu silahı nereden buluyor? Bu adam bu ruh hastası haliyle nasıl geziyor? Uzaklaştırma almasına rağmen kadının yanına nasıl yaklaşıyor? Uzaklaştırmalıyken. Evet. Ya o kadar önemsiz ki şu hale bak ya. Uzaklaştırma aldığı için bile yapmış olabilir, biliyor musun Sacit abi? Bu kadın cinayetleri artık, erkek terörü artık, bunu söylemek istemiyorum. Böyle cinsiyetçi bir şeymiş gibi konuşmak istemiyorum ama Çanakkale'nin göbeğinde insanların ortasında yapılan şu kadın cinayetine bakar mısınız ya? Kadının son sesini duyduk ya. Ya yardım istiyor ya. Silahı var, yardım edin diyor. İki çocuğu var Sacit abi. Şimdi bakın burada da yine hadisenin son perdesini görüyorsunuz. Evet. Burada, şimdi soruyorum size. Bu kadar Türkiye'de eskiden biliniyordu. Ruhsatlı silahların sahipleri ve o ruhsatı alabilmenin gerekçeleri vardı. Ve polis bugün herkes de ruhsatlı kimde silah var biliyordu. Şu anda da biliyor. Ya şu an internetten sipariş ediyorsun. Bir dakika, 300 müsaade et. Lafım bitmedi. Bilinen ruhsatlı silahın 5 katı eğer bir ülkede silah varsa o zaman onun önüne geçmek mecburiyetindesin. Şimdi internete giriyorsunuz. İnternette ahlaka aykırı kalan bir siteyi efendim mahkeme kararıyla engellenmiştir diye bir ibare çıkıyor değil mi? Giremiyorsunuz evet. Oraya. Peki internette pompalı 400 liraya pompalı silah adresinize getiriyorlar. Biz bunu 1000 kere konuştuk yani. Yani şimdi. Yok, konuşmakla olmuyor. Şimdi bu adam biraz önce Bircan diyor ki bu adam silahı nereden buluyor? Diyor. Evet. Bu adam silahı gofret alır gibi alıyor. 300 evet. Liraya evet. Leblebi gibi satılıyor ya. Gerçekten artık. Yani kadın bağırıyor. Şimdi bir kere o kadar artık gözü kararmış ki insanların ve gözü karardıktan başka vicdanı da kararmış. Şimdi o kadın orada canhıraş bir şekilde dünyada korkmuyorum diyen adam erkeği kadını yalan söyler. Herkes korkar. Ölüm normal normal olan herkes korkar. İki kişi korkmaz. Bir aklından engelli olan insan korkmaz. Bir de bebek, 6 aylık bebek emeklerken o korkmaz. Bilinçli bilmez, olmuş. Bilinci yok bilmez. Çünkü. Şimdi orada bağırıyor. Ya oraya o kadar sinirli gelmişsen bile artık o kadının canhıraş feryadından biraz insanda bir yani bir vicdan muhasebesi yapar. Bir kere delikanlı adam, yiğit adam kadına silah atmaz bir kere. Bir de iki çocuğun yani annesi. Burada vicdandan üstüne bahsedelim delikanlı. Üstüne üstüne iki çocuğun annesi. Evet. Şimdi artık öyle bir hale gelmiş ki kadınlara takır takır kurşun sıkıyorlar. Aynen. Çünkü malı olarak görüyorlar. Yani onlar onun eşyası ve onlar o eşyayı kendilerinden uzaklaşınca o eşyayı kullanamayacaklar ya artık. Yok edebilirler. Şimdi evet. Mesela bu... Türk Ceza Kanunu'nda benim bildiğim kadarıyla ben hukukçu değilim ama bildiğim kadarıyla söylüyorum. Tamiden adam öldürüyor bu şey. Tabii. Tamiden adam öldürmenin cezası çok ağır. Sonra da kendini de öldürüyor zaten. Ha, yani çünkü iyi yapmış. Çünkü zaten gün yüzü görmeyecek. Ya gün yüzü görmeyecek. Evet. Ama bu kadar silahın da bir memlekette leblebi gibi satılması pompalı yani. Tüfek. Yani sipariş ediyorsun adam ya sana neden alıyorsun neden, diye sormuyor. Canım Ececiğim o neden kaynaklanıyor biliyor musun? Yivsiz olduğu için yivsetli silahlar ruhsata tabi yivsizler bu şekilde satıldığı için. Ya ben kendi oturduğum muhitte ilk defa 3-5 gün evvel şahit oldum. Kasabın yanında kasap dükkanı bu taraf yufkacı onun arasında silah dükkanı açılmış ya.
Ne diyorsun ya? Ciddi söylüyorum ya. Bayağı market gibi. Ya baktım ekrana ya. Esnaf ha? Evet evet. Ya açık. Şimdi av belgesi alan gidiyor bu pompalıyı alıyor. Tabii. Şimdi bu pompalı silah adam öldürmüyor mu? Sadece abi ama bir de şöyle bir boyutunu konuşmak lazım. Diyelim bu adamın gerçekten ruhsatlı silahı var. Hı. Bulundurması var, taşıması var, kullanması var. Hepsi var. Bu mudur ya? Canım elbette bu ki bu değil. Kim diyor ki hasta, böyle yani? Bir de şöyle bir gerçek var. Geçtiğimiz yıl dedim ya sana Teksas'a döndük falan filan. Şimdi evet. Teksas'ta markette gidiyorsun alıyorsun. Markette satılır gibi. Suç yok ya. Ablacığım orada da bu kadar kolay değil. Şimdi bazı eyaletlerde kolay. Evet. Bazı eyaletlerde gidiyorsun driver lisansını, ehliyetini veriyorsun. Seni bir oradaki çek ediyorlar. Sorun yoksa 5 gün 10 gün sonra silahını teslim ediyor. Hani en bildiğimiz ya Teksas. Ha. Ama bu bile yani bu nedir ya? Böyle bir görüntü, ama böyle bir rahatlık. Ama orada da her eyalette bu kadar kolay değil. Ah ya benim yardım en edin. Çok ağrıma giden yardım edin çığlığı ve son cümle son çığlık ve yani silahın üstüne kimse kolay kolay da gidemez. Yani gidemez onun için, o yüzden yani, bir şey diyemiyorum. Allah rahmet eylesin. Anladım. Bu arada kadına çok üzüldüm. Yani o vicdansız da keşke ilk kadına sıkmadan kendine sıksaydı. Evet. Keşke kendini öldürseydi de hiç. Keşke kadın yaşasaydı ama aynen öyle. Kadın yapacağı her şeyi yapmış, hukuki yollara başvurmuş, uzaklaştırmasını almış, şehir değiştirmiş, evlatlarıyla başka bir hayata geçmiş ama kabus gibi çöken bir adam. İki tane de çocuk ortada kaldı. Evet, Allah da ıslah etsin böyle adamları, ne diyeyim yani. Peki.